hazırlandık. Evden çıkmadan da videoyu başlatmak istedim. Bugün günlerden Perşembe. Aslında kapanmadan, hani tam kapanmanın olacağı gün bugün. Şimdi zaten başlıkta da görüyorsunuzdur siz ama milli eğitime gidiyoruz. Biliyorsunuz bu Batman, İlmem için ders anlatım videoları çekmiştik. Ve Bilal Bey ile işte geçenlerde konuştuk. Milli Eğitim Müdürü ile bir görüşme olacakmış. Sanırım belge mi vereceklermiş. Tam da ben de bilmiyorum. Öyle bir durum varmış. Biz de o yüzden birazdan şimdi Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gideceğiz. Orada Milli Eğitim Müdürü ile görüşeceğiz. Bakalım, biraz heyecanlıyım. Güzel sonuçta. Zaten o videoların da daha öncesinde sizinle videoları da paylaşmıştım. Videolar yayınlandı diye gerek Instagram'da gerek YouTube'da yayınlanmıştı. Bugün de sanırım bir belge vereceklermiş. Orada sonuçta bir sürü ders videosu çeken öğretmen var. Her dersten, her branştan, her seviyeden, işte ortaokul, lisesi var burada. O öğretmenlerin de olacağı bir toplantı değil de hani bir görüşme gibi bir şey olacak. Ben kamerayı da götüreceğim. Bakalım, eğer çekebilirsek elimizden geldiğince de çekmeye çalışacağız. İşte belge verilirken Feyyaz da geliyor benimle birlikte. Herhalde büyük ihtimalle o çeker o aşamaları diye düşünüyorum. Saat 1'e doğru çıkacağız. Zaten saat 1'e de yaklaşıyor. Hazırlandım şöyle. Giyindim. Resmi biraz gömleğimi falan giydim. Videoyu da hemen bir başlatayım dedim. Öyle bakalım nasıl bir gün olacak, bizi neler bekliyor. Sizlerle de elimden geldiğince paylaşmaya çalışacağım böyle güzel anları. Tamam. İl Eğitim Müdürlüğü'ne yaklaştık. Gireceğiz içeri. Ses kodu soracaklar. Ona bakıyorsun değil mi? Evet, şu an çıktık. Şimdi gitti, belgelerimizi aldık. Bize kitap hediye ettiler, sağ olsunlar. Yine ben bu Batman İlmem'in videolarının çekilmiş olduğu YouTube kanalına açıklama kısmına koyacağım. Oradan bakabilirsiniz. Videolar da devam edecek, oradan faydalanabilirsiniz. Teşekkür ederiz, güzel bir gündü. Fotoğraflar falan da çekindik. Bakalım neler çektiysen elimizden geldiğince de paylaşmaya çalışırız zaten. Şimdi artık dönüyoruz, buradan ayrılıyoruz. O kim? Okulun adıydı. Geçen seneki. Ben yavaş yavaş dönüyoruz. Yani gerçekten Batman bu konuda bayağı başarılıymış videolarda. Aynen. Vesaire. İşte müdür beyin bahsettiği gibi. İşte bazı yerleri çekebildik ama tabii her şeyi çekemedik. Zaten ilk ders videolarına başlayan da böyle olmuş. Batman İlmem'in kanalında böyle ilkokuldan lise sona kadar bütün ders videoları mevcut. Elimden gelince zaten hem YouTube'da hem Instagram'da da paylaşmaya çalışıyorum. Benim anlattığım, diğer hocalarımız da anlatmış olduğu videolar da var orada zaten. Yeni videolarda gelmeye devam edecek. Bakalım bu süreç içerisinde daha böyle faydalı işler yapacağız inşallah. Evet. Öyle, şimdi bakalım, yine belki konuşuruz bununla ilgili ama şu an dönüyoruz. Aynen. Evet. Kitapların. Aynen. Çocuk kalbi var, bir Rasım Özden Uyan var. Bana bunu hediye ettiler. Yani çok çekim yapabildik mi bilmiyorum. Ama güzel bir etkinlikti, yani faydalı bir etkinlik. Devamında gelecek herhalde. Evet, zaten sizin de haberiniz olur mutlaka olacak şeylerde. Evet, şimdi eve geldik. Şöyle Batman İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan bir teşekkür belgemiz var. Adımıza düzenlenmiş. Öncelikle teşekkürler. Bir de şöyle bir Edebiyat, Kültür ve Sanat dergisi Kalemyer diye bir öğretmen sayısı var burada. Söyleşi Faysal Sosyal, ilk söz Şenay Aybüke Yalçın. Şurada bir ilk söz var. Bozkırlar'da sanılan Umut Çiçeği. Şurada Aybüke öğretmenin de fotoğrafını görebiliyorsunuz.
Aybüke öğretmeni hayatını sanırım anlatıyor. Burada işte öğretmenlikle ilgili zaten herhalde bilmeyen yoktur diye düşünüyorum kendisine. Bu arada Batman'da Şenay Aybüke Yalçın Kütüphanesi açıldı. Oraya da en kısa zamanda gitmek istiyoruz. Gidersek de zaten çekeceğiz, sizlerle de paylaşacağız. Uzun zamandan beri gitmek istediğimiz yerlerden bir tanesi. İnşallah karantina bittikten sonra biz de yaz tatiline çıkmadan önce oraya da gidip sizlerle elimizden geldiğince orasında paylaşmaya çalışacağız. Buradan da tekrar kendisine Allah rahmet eylesin diliyorum. Burada diğer kişilerin yazmış olduğu yazılar var. Şöyle güzel bir derge. En sonunda da Mehmet Akif Ersoy'un bir sözüyle bitirmiş. Ara ara böyle sizlerle de paylaşabilirim. Outliers diye bir kitap var. Çizginin dışındakiler, bazı insanlar neden daha başarılı olur? Bu kitabı ben duymuştum. Gerçekten popüler kitaplardan bir tanesi. Bakalım okursam yine sizlerle de paylaşırım okuyunca. Şurada Rasım Özdenören, Gül Yetiştiren Adam var. Rasım Özdenören'i zaten biliyorum, bilmiyorum bilenleriniz var mı? Hem de geçen sene ücretli öğretmenlik yapmış olduğum lisenin adıydı. Ve şurada da yine çokça duymuş olduğum kitaplardan bir tanesi, Çocuk Kalbi kitabı var. Bu zaten Türkiye İş Bankası yayınlarından yine popüler kitaplardan bir tanesi. Bulabilirsiniz. Okulun ilk günüyle başlıyor şöyle. 3. sınıfa giden Enrico bir günlük tutmaya başlıyor. Bu sınıfta yeni bir öğretmeni, yeni arkadaşları vardır. Enrico kısa sürede sınıftaki her çocuğun farklı bir hikayesi olduğunu keşfediyor. Bazılarının ailesi zengin, bazılarının çok fakirdir. Enrico defterine yazdıkça okulda sadece dersleri değil, hayatı da öğrenmeye başladığını fark edecektir. Böyle bir konusu var kitabın. Böyleydi yani. Kısacası güzel bir gündü, keyifli gün, keyifli bir gündü gerçekten. İl Milli Eğitim Müdürü'ne, yine Bilal Bey'e, Öğretme Değerlendirme Merkezi Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Gelecek videolarda da tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.